Hoş geldiniz sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar. Bugün sizlere Abdullah Usta'nın sizler için hazırlamış olduğu birbirinden lezzetli ve güzel yemeklerle karşınızdayız. Ve hemen şöyle bir tezgahımıza bakalım. Tezgahımızda kıymamız var, irmiğimiz var, bugün yine tatlımız var. Hemen ustamıza son alalım bakalım bugün neler yapacağız. Ustam nasılsın, hoş geldin. Hoş bulduk Serhat'ı, izin efendim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok aman teşekkür yoldum. Ederim. Bugün evet. Tatlımız var, daha da iyiyim. Evet, tatlıyı görünce daha iyi oldun. Evet. Bugün güzel bir tatlımız olacak inşallah. Hemen irmikli yoğurt tatlımız var, onu yapacağız. Sevgili izleyenlerimize yoğurt tatlımızı hazırladıktan sonra onu fırına göndereceğiz. Bu yavaş yavaş fırında pişmeye devam edecek. O pişerken bir de yanında güzel bir şekilde ne yapacağız? Bugün bol sarımsaklı güzel bir köfte yapacağız. Izgara köftemiz olacak ve köftemizi yapacağız. Evet. Ve onun yanında bir de bir gün çorbamız olacak. Yoğurtlu nane çorbamız var, onu yapacağız. 3 tane yemeğimizi bu şekilde hazırlamış olacağız inşallah. Evet ustam, şimdiden ellerine sağlık çok diyoruz. Bu arada da yeşiller de böyle çok yakışmış. Çok İkimiz de fosforlu. Değil mi? Güzel evet. Olmuş, teşekkür ettim. Evet ustam, ilk yemeğimiz nedir? Hemen malzemesi gelsin. Tatlımızla başlamamız gerekiyor. Tatlımız gibi biraz pişmesi gerekiyor, fırına girmesi gerekiyor. Sevgili izleyenlerimiz, dilerseniz hemen irmikli yoğurt tatlımızın listesini alalım. Ondan sonra neler yapacağımızı sizlere anlatmış olacağız inşallah. Evet, harika bir tatlı olacak. Özellikle evet. Revani. Revani olacak. Evet. Evet, güzel bir tatlımız olacak. İrmikli yoğurt tatlımız için sevgili izleyenlerimiz hemen neler kullanıyoruz? 3 adet yumurta. Ondan sonra 2 su bardağı kadar un kullanıyoruz. 1 su bardağı kadar yoğurt kullanıyoruz. 1,5 su bardağı kadar irmik kullanıyoruz. Yarım su bardağı kadar sıvı yağ kullanıyoruz. 1 adet limon kabuğu kullanıyoruz. 1 su bardağı kadar pudra şekerimiz var. Bu bizim tatlımız için gerekli olan malzemelerimiz. Şerbetimiz için de 3,5 su bardağı kadar su kullanıyoruz. 3 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 1 dilim taze limon da veya limon suyu da kullanabilirsiniz. Hangisi istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Öncelikle hemen kabımızın içine sevgili izleyenler yumurtayı kıracağız. Ondan sonra onu iyice çırptıktan sonra sırasına göre yağımız, ondan sonra yoğurdumuz içine ilave edeceğiz. Ve ondan sonra pudra şekerimizi içine ilave edip güzelce bir şekilde karıştıracağız. Onu karıştıktan sonra bir adet limonumuzu kabuğunu rendeleyip onu da içine ilave edeceğiz. Ve ondan sonra irmiğimiz ve unumuzu da içine ilave edip güzelce bir şekilde çırptıktan sonra, karıştıktan sonra hemen tepsimizin altına ilave edeceğiz. Tepsimize dökeceğiz. Onu tepsimize döktükten sonra fırına göndereceğiz. Fırında 180 derece bir 40-45 dakika pişmesi gerekiyor. Çünkü fırında yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. 45 dakika piştikten sonra biz de ne yapacağız? Şerbetimizi hazırlayacağız. Şerbetimiz hazırlandıktan sonra şerbetimizi üzerine ilave edeceğiz. Bir 10 dakikada şerbetini çektikten sonra tatlımız hazırlanacak. Ondan sonra dilimleyip afiyet diyeceğiniz çok da güzel bir tatlı olmuş olacak. Evet ustam, ellerine sağlık. Merakla bekliyorum tatlını. Evet. Ben de hemen bu arada izleyenlerimize telefon numaramızı ve mail adresimizi hatırlatayım. Telefon numaramız 0212 454 5570. Mail adresimiz info@tgrt.eu.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Evet, şöyle eldivenlerimizi alalım. Yavaş yavaş hazırlığımıza başlayacağız. İrmikli yoğurt tatlımız için hazırlığımız başladı. Şöyle birazdan limonumuzu rendeleyeceğiz. Şöyle rendemizi hazırladık. Hemen geniş bir kabımızı alacağız sevgili izleyenlerimiz. Sizler de görün diye. Ve özellikle içindeki hamurunda pudra şekeri kullanıyoruz pudra değil mi? Pudra şekeri kullanacağız. Normal toz şeker kullanmıyoruz. Toz şeker kullanmayacağız. Tabii ki eğer ki pudra şekerimiz yoksa toz şekeri de kullanabiliriz. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, ilk işlem hemen ne yapacağız? 3 adet yumurta. Şöyle hemen kabımızın içine 3 adet yumurtamızı kıralım. Bunu evet. Şöyle kaldıralım. Ve yavaş yavaş şimdi başlıyoruz. Hemen yumurtaları çırpmaya. Yerlerimiz. Kek hamuru hazırlar gibi. Kek hamuru hazırlar gibi. Evet. Ama 8 yerlerimiz. Ondan sonra önce yumurta yağınızı ilave ettiniz.
Bir su bardağı kadar da yoğurdumuzu içine ilave ederiz. Onu da içine ilave edebilirsiniz. Bir paket kabartma tozumuz. Teşekkürler. Yavaş yavaş çırptı sevgili izleyenlerimiz. Yoğurdumuz, yağımız ve yumurtamız bir paket kabartma tozumuzu içine ilave ettik. Onları güzelce bir şekilde çırptık. Ve şimdi pudra şekerimiz. Hemen pudra şekerimiz de. Güzelce bir şekilde yedireceğiz ki fazla topak kalmasın. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, pudra şekerimizi de içine ilave ettik. Pudra şekerimizi içine ilave ettikten sonra ilk önce ne yapacağız? Şimdi içine irmik ve unumuzu ilave ettiğimizde koyulaşacak. Onun için ne yapalım? Limonumuzu hazırlayalım. Limonumuzu da içine ilave edelim. Ondan sonra diğer malzemelerimizi tekrardan içine ilave edebiliriz. Bir adet limonumuzun kabuğunu kullanacağız. O da güzel bir aroma verecek. Limon kabuğu ve portakal kabuğu genelde kek ve tatlı içinde çok yakışıyor. Evet, güzel bir aroma katıyor, evet, değil mi? Şöyle hem kokusu olsun. Harika bir kokusu oluyor. Evet, hem de güzel bir lezzet katıyor. Evet, kabuğumuz da mis gibi kokmaya başladı. Değil mi? Şöyle ki tatlımız da harika olacak. Limonumuz da bayağı güzel sulu bir limonmuş. Hemen iyice bir kabuğunu alalım. Şimdi limonumuzun kabuğu da hazır sevgili izleyenlerimiz. Onu da içine ilave ediyoruz. Tekrardan yavaş yavaş. Ve şimdi çırpma işleme tekrar devam edeceğiz. Güzel bir şekilde. Şimdi irmik, 1,5 su bardağı kadar irmik içine ilave ediyorum. Bir özelliği de içinde irmik olması değil mi usta? Evet, çok güzel bir aroma katacak. Evet. Yavaş yavaş unumuz. 2 su bardağı kadar unumuzu içine ilave ediyoruz. Unumuzu hemen içine ilave edelim. Bunu yavaş yavaş çırpacağız ki çok fazla üzerimize gelmesin. İyice bir toparlayalım. Kek kıvamı mı alması gerekiyor ustam, yoksa daha sert bir kıvam mı olması gerekiyor? Çok fazla ne sert olacak, ne de çok fazla cıvık bir kıvam olacak. Şimdi hafif, eğer çok fazla koyuysa biraz daha içine yağ ilave edebiliriz. Şimdi yavaş yavaş sevgili izleyen şöyle kenarlarını da toparlayalım. Çok hafif biraz daha yağımızı içine ilave edeceğiz. Minik biraz daha. Biraz da tepsimizin altına hafif yağ dökeceğiz. Evet, şimdi hazır.
Şimdi hazır sevgili izleyenlerimiz, harcımız hazırlandı. Harcımız hazırlandıktan sonra tepsimizi de Nilüfer Hanım hafif yağladı. Tepsimiz de hazır sevgili izleyenlerimiz. Harcımızı şimdi tepsimize ilave edeceğiz. Herhangi bir tane tepsi de kullanabilirsiniz. İsterseniz borcam veya da alüminyum tepsi de kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Şöyle. Tam bir kek kıvamını aldı tatlımız. Hemen. Bunu iyice bir boşaltalım. Evet. Hemen. Şimdi hazır eldivenimizi değiştiriyoruz sevgili izleyenlerimiz. Şöyle kaşık yardımıyla düzeltelim istersen. Şöyle hazırlandıktan sonra herhangi bir tane kaşık yardımıyla sevgili izleyenlerimiz yavaş yavaş düzeltelim. Böyle tepsimizin altını güzel bir şekilde yağladıktan sonra hemen harcımızı herhangi bir tepsimizin içine ilave ettik. Tamamen kaplıyoruz tepsimizi. Kapladı ve düzelttik. Evet. Şimdi hazır. Kenarlarında harcımızda kalmasın ki çok fazla yanmasın diye bunu şöyle silebiliriz. Şimdi hazır sevgili izleyenlerimiz, hazırladıktan sonra fırına gönderiyoruz. 180 derece 40-45 dakika pişmesi gerekiyor. Şimdi fırına gönderiyoruz, o yavaş yavaş pişmeye başlasın. Biz de şerbetimizi hazırlayacağız inşallah. Evet ustam, eline sağlık. Teşekkür ettim Nilüfer Hanım. Fırında yerini aldı sevgili izleyenlerimiz. O yavaş yavaş fırında 180 derece fırınımızı ayarlıyoruz. 180 derece o güzelce bir şekilde pişecek. Ara sıra kontrol edeceğiz ki üzeri çok fazla yanmasın. Eğer ki fırınımızın derecesi biraz daha yüksekse, baktı ki tatlımız iyi pişmedi veyahut da üzeri yanmaya başladı. Biraz derecemizi düşüreceğiz. 170'se, 180'se 160'a düşürüp o şekilde biraz daha pişirdikten sonra ondan sonra alabiliriz. Isı ayarını düşüreceğiz. Evet. Yani ona göre kendimiz ateş dereceleri biraz düzeltebiliriz. Evet ustam. Ellerine sağlık. Ve sıra geldi şerbetimize. Şimdi şerbetimizi hazırlayalım değil mi? Şimdi bu tatlımıza sevgili izleyenlerimiz güzel bir şerbet yakışır. Nasıl bir şerbet yapacağız sizlerle beraber? Biliyorsunuz biz sürekli hazırladığımız bir şerbetimiz var. Ve onu çok fazla renk vereceğiz diye uğraşmayın ve sizleri de yormayacak şekilde güzel bir şerbet hazırlamak istiyorsanız ne yapacağız? Hemen tenceremizi ocağa koyduk. Tenceremizin altını açıyoruz. Tenceremizde su kalmayacak. Eğer ki tenceremizin altında su varsa onu bir peçete yardımıyla sileceğiz sevgili izleyenlerimiz. Hemen kuru tenceremizin içine toz şekerinizi ilave edin. Şekerimiz hafif de yanmaya başlayacak. Karamize olacak. Şekerimiz biraz yandıktan sonra ondan sonra suyumuzu içine ilave edeceğiz. Kesinlikle korkmanıza gerek yok. Yani şerbetimiz olmadı, sertleşti, ondan sonra topaklaştı diye korkmayın. O çünkü kaynadıkça kendini bırakacak ve ondan sonra istediğiniz kıvama gelecek. Ama şerbetinizin daha renkli ve tatlınızın daha güzel kıvamda olmasını istiyorsanız biraz hafif de şekerimizi karamize edeceğiz. Çok fazla da yakmayacağız. Çünkü biraz fazla yaktığımız için ne yapacağız? Şerbetimiz çok fazla yanacak ve iyi olmayacak. Hafif biraz renk aldıktan sonra suyumuzu içine ilave edeceğiz ve ondan sonra kaynama devam edecek. Şerbetimizde de ne kullandık? 3 su bardağı kadar toz şekerimiz var ve 3,5 su bardağı hemen birebir yakın sevgili izleyenimiz. 3,5 su bardağı kadar suyumuz var. İkisini içine ilave edeceğiz ve kaynamaya başlayacak. Evet usta. Şimdi şerbetimiz hazır Nilüfer Hanım. Yavaş yavaş şerbetimizi de hazırlayacağız. Ondan sonra biraz karamize olduktan sonra suyumuzu içine vereceğiz. Dilerse hemen köftemizden listesini verelim. Evet geçelim hemen. Değil merakla şöyle, bekliyoruz güzel çünkü. Güzel bir köfte hazırlayalım. Şöyle aslında sucuk kıvamında olacak sucuk aslında. Sucuk kıvamında olacak evet. Evet sarımsaklı köftemizin de listesini alalım sevgili izleyenlerimiz. Evet sarımsaklı ızgara köftemiz için de neler kullanıyoruz? Hemen 1 kilo kadar kıymamız var sevgili izleyen. 1 kilo kadar kıyma kullanıyoruz. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız var. 5 diş sarımsak var. Biraz sarımsak fazla kullanıyoruz. 1 adet yumurtamız var. 1 yemek kaşığı kadar galeta unumuz var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, pul biber, karabiber, kimyon, köfte harcımız ve köfte baharatımız var sevgili izleyenlerimiz. Püremiz için de hemen neler kullanıyoruz? 500 gram kadar patatesimiz var. Onu haşladık şu anda tenceremizde hazır. Ve 1 su bardağı kadar süt kullanıyoruz. 1 veya 2 yemek kaşığı kadar da margarin kullanabilirsiniz. Şimdi ilk önce hemen ne yapacağız sevgili izleyenlerimiz? Geniş bir kabımızın içine soğanımızı ve sarımsağımızı rendeleyeceğiz. Onları rendeledikten sonra hemen içine 1 adet yumurtamız ilave edeceğiz. Yumurtayı da ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde
Bütün baharatlarımızı içine ilave edeceğiz. Ve biraz hafif yağımızla beraber onları karıştıracağım sevgili izleyenlerimiz. Bu şekilde köftemiz daha güzel olacak. Çünkü baharatlar hepsi aynı yerde kalmamış olacak ve eşit bir şekilde dağılmış olacak. Baharatları biz karıştıktan sonra içine kıymamızı ilave edeceğiz. Kıymamızla beraber tekrardan yoğuracağız. Kıymamızı yoğurduktan sonra onlara güzel şekiller vereceğiz ve yavaş yavaş ızgaramızda pişireceğiz. Izgaramızda Nülferra Hanım yavaş yavaş köftelerimizi pişirirken biz de ne yapacağız? Sizlerle beraber püremizi hazırlayacağız. Ve püremizi de hazırladıktan sonra köftelerimizi tabaklarımıza alacağız. Yanına püremize koyduktan sonra güzel bir şekilde inşallah sunumumuzu da yapmış olacağız. Evet ustam çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Sağ özellikle içinde bol soğan ve sarımsak olması böyle bir değil mi? Güzel tat bir verecek olacak. Aslında değil mi ustam? Evet. Evet. Ve ızgarada olması da ayrıca bir lezzetli olacak. Hemen köftemizin hazırlığına da başlayalım. Başlayalım şimdi yavaş yavaş. Galeta unumuz var ve diğer çeşni mi kullanacağız ustam? Galeta unumuz var, köfte baharatımız ve köfte harcımız ikisini karıştırdık. Evet. Onları kullanacağız. Onlar da köftemizi hem çoğaltmamız için kullanabiliriz hem de onu köftemize çok güzel bir aroma verecek ve çok güzel bir lezzet verecek için böyle köftelerimizde kullanabiliriz. Köftemizi biraz daha lezzetlendirmek istiyorsak kullanabiliriz. Evet usta. Bu arada şekerimiz de sanırım kavrulmaya başladı. Dumanlar gelmeye başladı. Suyunu ilave edelim ustam dilersen. Tabii ki. Suyumuz da arada hemen. Biraz hafif şekerimiz sevgili izleyenler gördüğünüz gibi çok fazla değil. Karamelize olmaya başladı. Biraz şöyle güzel bir renk almaya başladı. Renk almaya başladıktan sonra bismillah dedik. Evet. 3,5 su bardağı suyumuzu içine ilave ediyoruz. Evet. Gerçekten renk mükemmel oldu ustam şu anda. Değil mi? Güzel bir renk alıyor. Hemen şöyle şekerleme olduğu zaman korkmayın sevgili izleyenlerimiz. Topak topak olduğu zaman korkmayın. O kendini kaynadıkça bırakacaktır. Ve içine bir dilim kadar da limonumuzu içine ilave ediyoruz. Şekerlemesini engelliyor limon. Tabii beklediği zaman kristal haline alıyor ya tatlımız. Onun için şekerlemesini de önlemiş olacak ve güzel bir şekilde hazırlamış olacak inşallah. Evet. Şekerimiz de eridi gördüğünüz gibi sevgili izleyenler. Güzel bir renk aldı değil mi? Yavaş yavaş sevgili izleyenlerimiz biz de hemen şerbetimizi hazırladık. Bir tanesi sıcak bir tanesi soğuk olabilir. Hatta şerbetimiz de biraz ılık olsa da bir sıkıntı olmaz. Bunu hemen biraz ılık bir şekilde de içine ilave etmek istiyorsanız o şekilde de içine ilave edebilirsiniz. Şöyle birkaç diş sarımsak daha ilave edelim. 4 veya da 5 diş sarımsak yeterli olacak. Sucuk tadında güzel bir köftemiz olmuş olacak inşallah. Ondan sonra soğanımız sırasına göre sevgili izleyenlerimiz soğanımızı sonradan ilave ediyoruz ki o sarımsaklar hepsi aşağı gelsin diye. Soğan köftelerimize çok yakışıyor. Çok güzel bir lezzet katıyor. Onun için sizler de soğanı İsterseniz fazla veya da az da kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Evet. Hemen. Hazır. Sarımsağımızı hazırladık sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra içine hemen soğanımızı çektik. Şimdi hazır. Bir adet yumurtamız. İçine ilave ediyorum. Şöyle kaşığımızı alalım. Galeta unu veya da elimizde bayat ekmeklerimiz varsa evet. İster istemez kalıyor. Çünkü çocuklarımız olsun veya da gelen misafirlerimiz olsun veya da bizim tükettiklerimizde evimizde ekmeğimiz kalıyor. Ekmeğimizi kurutup o şekilde de hemen makinamız varsa kıyma makinamıza çekip kullanabiliriz. Eğer ki o şekilde de yapamıyorsak ekmeğimizi çeşme altında biraz ıslatacağız. Onun evet. Suyunu güzelce bir şekilde sıkacağız ve ekmeğimizi içine ilave edebiliriz. Eğer ki elimizde ekmek yoksa galeta unumuz. Bir veya da iki yemek kaşığı kadar kullanabiliriz. Bu hem köftemizin birbirini tutması için sevgili izleyenlerimiz hem de köftemizi çoğaltmak istiyorsa misafirimiz geldi elimizdeki harcımız az. Hepsine yetmeyecek. Böyle biraz da ne yapabilirsiniz? Çoğaltabilirsiniz. Şöyle köfte harcımız ve köfte baharatımız biraz evet, içine ilave edelim. Değil mi? Ondan sonra baharatlarımız hemen pulber çok yakışacak. Biraz daha ilave edebiliriz. Ve de sevgili izleyenlerimiz karabiberimiz. Biraz şöyle karabiberimiz.
fazla kullanabiliriz. Çünkü sarımsaklı köftemize çok yakışıyor. Kırmızı toz biberimiz ilave edelim. Köftenin vazgeçilmezi kimyon. Ve de tuzumuz. Yetecek kadar tuzumuzu ilave ettik. Şimdi içine kıymamız çok fazla yağlı değilse şayet içine biraz sıvı yağımız. Hafif sıvı yağımızı ilave ettik. Bu şekilde harcınızı sevgili izleyim. İlk önce ne yapın? Baharatlarınızı hazırlayın. Soğanınızı hazırlayın. Bunları hazırlarsanız kıymanızı sonradan içine ilave edip de baharatını ilave edin. Belli köşelerde hem tuz kalacak hem baharat kalacak. Bu da sizleri ağzınızda geldiği zaman rahatsız edecek. Onun için çok fazla tuz ve pul veriyorsa bu şekilde yaptığımızda bizleri rahatsız önce etmeyecek. Önce kıymayı eklemiyoruz aslında. Tabii. Değil mi ustam? Bu şekilde yapmamız gerekiyor. Bu şekilde bütün baharatımızı karıştırıyoruz. Evet. Harcımızı. Hepsi eşit bir şekilde dağılacak. Hemen. Hemen zaten içindeki malzemeler kendini tuttu şu zaten anda. Zaten bu zaten şu anda bir köfte oldu Nülfer Hanım. Evet, İstersen kıyma koymamıza da gerek yok. Gerek yok diyorsun, bu şekilde evet. De bile yiyebilirsin. Şimdi içine kıymamız sevgili izleyenlerimiz. Kullanacağımız miktar kadar kıymamızı içine ilave edelim. Hemen. Kıymamızı şimdi içine ilave ettik. Ben hemen bunu şöyle size tabak hazırlayayım. Sizden ricam. Şimdi bunu güzel bir şekilde yoğuracağız sevgili izleyenlerimiz kıymamız ve köftemiz daha lezzetli ve güzel olsun. Siz de bu şekilde köftenizi hazırlayın ama köftenizi biraz dinlendirin sevgili izleyenlerimiz. Çünkü köftemizi dinlendirdiğimizde köftemiz daha lezzetli ve daha güzel olacak. Bu arada şerbetimiz de kaynamaya başladı usta. Değil mi? Nülfer Hanım sizler ricam altını kapatabilirsiniz tabii. Şerbetimizin. Şerbetimizin görüntüsü de mükemmel renk olarak. Evet. Şimdi bu hazır. Biraz da maydanoz kullanacağız içine. Ve maydanoz çok yakışıyor köfteye. Biraz şöyle yeşilliğimiz, sevgili izleyenlerimiz. Maydanozumuzu elimizde geldiği kadar biraz ince doğrayacağız. Evet. Evet. İnce ince. Maydanozumuzu doğrayacağız. Hem maydanozumuzu bu şekilde ince doğradığımızda içinde hem köftemizi dağıtmamış olacak hem de güzel bir şekilde içine lezzet katacak. İri kalan parçalar da varsa onları da toparlayalım. Biraz daha incelttik. Şimdi yeşilliğimiz de hazır sevgili izleyenlerimiz. Bunu da içine ilave ediyoruz. Hem görüntü hem de lezzeti güzel olacak. Tekrardan yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet harika bir köfte olacak ustam. Değil mi? Şöyle lezzetli güzel bir köftemiz olacak inşallah. İstersen şöyle su haznesine de sizden ricam biraz su koyalım. Su ilave edelim. Hemen. Ortaya duman koku vermesin diye suyumuzdan kullanabiliriz. Kaldıralım. Şimdi sevgili izleyenlerimiz köftemizi başladık yoğurmaya. İyice bir zaten harcımızı hazırlamıştık, yoğurmuştuk. Köftemizin kıvamı da güzel. Çok fazla ne sulu oldu, şey cıvık oldu, ne çok fazla sert oldu. Köfteniz hazır. Ondan sonra köftemizi şimdi kesmeye başlayacağız. Kabımızı alalım. Şöyle bir tane evet. Boş bir tabağımızı alacağız daha rahat bir şekilde çalışmam için. Evet. Ölçüleri siz kendiniz gramajı belirleyebilirsiniz. İsterseniz biraz daha büyük parçalar halinde, isterseniz küçük parçalar halinde kesebilirsiniz. Hemen başladı biz köftemiz. Küçük küçük bezeler haline getirdik. Izgaramızı ısınmaya başladı. Ve ızgarada olması da ayrı bir lezzet katacak usta köftemize. Değil mi? Çok güzel lezzetli olacak. Şöyle. Hemen keselim. Evet harika. Evet. Şimdi köftemiz hazır. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Yavaş yavaş hazırlayalım ızgaramıza. Değil mi? Güzelim. Evet. Hem ızgaramız ısınırken bir de köftelerimiz de hazırlanmış olacak. Yumuşak güzel bir köftemiz sevgili izleyenlerimiz. Ve yanında püre olacak sevgili izleyenler. Köftemiz sadece bu şekilde kalmayacak.
Evet, Deyan'da güzel bir et yemeklerine yakışıyor. Hepsine püre çok yakışıyor aslında, patates püresi özellikle. Tabii şimdi köftemiz kuru olduğu için püre veya da sos yapabiliriz. İsterseniz şöyle salçadan sos da yapabiliriz veya da farklı soslar da yapabiliriz. Evet. Veya da onları yapamıyorsak yanında kızartma da aslında olur veya da püre de olur. Evet. İkisi de çok yakışıyor. Bugün biz püreyle beraber hazırlayacağız. Hem köftemiz bu şekilde daha lezzetli ve daha yumuşak güzel bir şekilde sunumunu yapmış olacağız inşallah. Özellikle kızartmalardan vazgeçemiyoruz değil zaten mi? Şöyle karışık bir kızartma olunca. Evet. Üstüne domates soslu. Karnım acıkmış benimle. Hazır köfteleri de ben pişirmişken. Şöyle. Ben buradan biraz böyle yemeye başlayabilirim usta. Tabii. Şimdi ben onun yanında sizin için sebze de koyacağım. Yeşilliklerimizden. Ben şöyle eldivenimi giyeyim. Ve maşamızı alalım. Ne? Şöyle sevgili izleyenlerimiz, hemen ızgaramız yavaş yavaş ısınmaya başladı. Izgaramız ısınmaya başladıktan sonra biz de hemen köftelerimizi ızgaramıza dizelim. Evet, köftelerimizin şekilleri de çok güzel oldu usta. Değil mi? Görüntü de güzel bir görüntü çıktı ortaya. Hemen. Tabii içine kullanmış olduğumuz baharatlarımız çok önemli Nilfer Hanım. Köftemizin hem görüntü olarak güzel görünmesini istiyorsak, daha lezzetli bir şekilde istiyorsak baharatları çok aşırı bir şekilde değil. Eğer ki biz baharatları kararınca kullanırsak köftemizin hem görüntüsü olsun hem lezzeti olsun çok güzel bir şekilde görünecek. Onun için biraz içine kullandığımız baharatları... O da biraz... çok önemli. Zaten köfteyi köfte yapan da baharatları değil midir usta? Evet. Ama işte bunları abartmamız gerekiyor. Şimdi diyelim ki bir tatlı kaşık kullanman gereken yerde sen tutup da bir yemek kaşığı veya da bir buçuk yemek kaşığı kullandığın zaman ne olacak? O baharat hem yemeğimizin önüne geçmiş olacak hem de güzelleştirmeyecek. Onun için baharatımızı tadını bozmuş olacak aslında. Evet. Çok önemli. Şöyle diğer köftelerimizi de tabağımıza hazırlayalım. Şimdi sevgili izleyenlerimiz. Farklı şekillerde de izleyenlerimiz yapabilirler. Aslında tabii. Şiş olarak da kullanabiliriz değil mi usta? Tabii yani şöyle. Onu daha farklı Adana köfte şeklinde de eğer uzun yapmak istiyorsak o şekilde de yapabiliriz. Zaten aynı malzemeden. Aynı malzemeden yapabiliriz. Farklı sunumlarda yapmak istiyorsak yapabiliriz. Evet, köftelerimiz mis gibi kokmaya başladı sevgili izleyenler. Yarın da çok güzel bir böreğimiz olacak. Harika. Tepsi böreğimiz olacak. Böreğimiz neyle olacak peki? Soya soslu, beyaz dahanalı güzel bir böreğimiz olacak. Onu harika. Yapacağız sevgili izleyenlerimize. Çin böreğimi yapıyoruz yoksa. Evet şöyle. Oh, harikasınız. Ondan sonra biraz çin böreği tepsi böreği halinde yapacağız. Evet. O da çok güzel olacak. Ve onun yanında bir de sevgili izleyenlerimiz için yani yine güzel bir yemeğimiz olacak. Yumurtalı, kıymalı, yumurtalı ıspanağımız var. Onu yapacağız. Bir de kıymalı, kıymalı mercimek çorbamız olacak. Çorba yapacağız. Sevgili izleyenlerimiz için. Yani bir de genellikle çocukları düşündük. Bol yeşillikle gittik. İnşallah yarın sevgili izleyenlerimiz de aynısını yapıp çocuklarına yedirmiş olacaklar. Evet usta. Şöyle hemen çok az kaldı. Bu malzemeyi aslında fırında da aynı şekilde yapabiliriz değil mi usta? Fırında da yapmak istiyorsa kullanabiliriz. İzmir köfte şeklinde. Evet yapabiliriz. Köftelerimiz hazır. Evet, şöyle çevirmeye başladım ben. Değil mi? Izgaramız ısındıktan sonra daha rahat bir şekilde pişirebiliriz. Ustam köftelerimiz hazırlanırken kısa bir araya gidelim. Tamam. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz, bizden ayrılmayın. Tekrar sizlerle sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar, köftelerimiz hazırlanmaya devam ediyor ve tatlımız fırında. Sanırım kızarmış. Nar gibi de ustam. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Ve biz patates püremize geçiyoruz sevgili izleyenler şu anda. Püremizi hazırlayacağız. Köftelerimiz az pişti sevgili izleyenler. Şöyle tabaklarımıza, servis tabaklarımıza aldık. Şöyle bir tatlımız. Evet. Tatlımız da hazır. Harika gözüküyor. Nar gibi kızarmış ustam. Bunu da biraz alalım, biraz yer açılsın. Ve sevgili izleyenlerimiz. Evet. Hemen tatlımız hazırlandıktan sonra
kenarlarını hemen toparlıyoruz. Hazır. Şerbetimiz hazırdır. Şerbetimizi üzerine ilave ediyoruz. Bismillah dedik. Kendini çekmeye başladı şerbetimiz de şu anda. O iyice şerbetini çekecek. Şerbetini güzel çektikten sonra tatlımız, sevgili izleyenlerimiz hazır olacak. Kenara alalım, tatlımız beklesin. Yavaş yavaş şerbetini çeksin. Püremiz hazırlanıyor sevgili izleyenlerimiz. İçine yağımızı ilave ettik. Patateslerimiz iyice haşlanmıştı. Onları iyice bir eziyoruz. Yağımızı içine ilave ettik. Tereyağımız. Biraz içine tuzumuzu ilave edeceğiz. Hafif tuzumuz. Ve ondan sonra içine biraz sütümüz. Hemen sütümüzle beraber tekrardan çırpmaya devam ediyoruz. Püremizi hazırlamaya. İyice ezilen patateslerimizi karıştırmaya başladık sevgili izleyenlerimiz. Püremizin de kıvamı şu anda yeterli. Hazır. Hemen püremizi de servis edelim tabağımıza. İki tane tabağımıza onu servis edeceğiz. Ondan sonra çorbamıza geçeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Birinci tabağımız gelsin. Hazırlamıştık. Yanına birer kaşık püremizi ilave edeceğiz. Evet, görüntü harika. Değil mi? Evet. Hazırladık. Kenara alalım bu tabağımızı. Diğer tabağımızda da köftelerimiz pişmeye devam ediyor. Tabağımızın ortasına püremizi koyalım. Evet. Hazırlamış olduğumuz püremizde ne yapacağız sevgili izleyenlerimiz? Bu şekilde tabağımıza servis etmiş olacağız. Şimdi o da hazır. Evet, ıslam sunum da harika gözüküyor püreyle beraber. Teşekkür ettim. Şimdi sevgili izleyenlerimiz yavaş yavaş köftelerimiz pişmeye devam ediyor. Tatlımız şerbetini çekmesi gerekiyor. Bir 10-15 dakika şerbetini çekecek. Tatlımızı devam edeceğiz. Dilerseniz hemen çorbamıza da geçelim. Şöyle size çorbamızı da hazırlayalım. Çorbamızda neler vardı? Malzememizi hemen anlatalım. Güzel çorbamıza geçeceğiz şimdi. Yoğurtlu nane çorbamız için de sevgili izleyenimiz hemen 2 su bardağı kadar yoğurt kullanıyoruz. 1 adet yumurta kullanıyoruz. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar kuru nanemiz var. Kuru nane kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar margarin var. 1 yemek kaşığı kadar limon suyu kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar un kullanıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz 2 su bardağı kadar yoğurt, 1 adet yumurta kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı kadar kuru nanemiz var. Onu kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyoruz. 1 veya da 2 yemek kaşığı kadar tereyağı veya da margarin kullanabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. 1 yemek kaşığı kadar da limon suyu kullanacağız çorbamıza. Öncelikle hemen kaynar suyumuzu tenceremize ilave edeceğiz ve suyumuz kaynamaya devam ederken bize ne yapacağız? Hemen sosumuzu hazırlayacağız. Ayrı bir kabımız içine yumurta, yoğurt ve unumuzu güzelce bir şekilde çırpacağız. Onları çırptıktan sonra hemen suyumuzu içine ilave edeceğiz. Yavaş yavaş güzelce bir şekilde kaynayacak sevgili izleyenlerimiz. O kaynadıktan sonra hemen ufak bir kabımızın içine tereyağımız veya da isterse tereyağı veya da margarin kullanabilirsiniz. Tereyağımız ve nanemizi güzelce bir şekilde biz eriteceğiz. Onu da üzerine ilave ettikten sonra güzel bir şekilde hazırlamış olacak ve çorbamızı servis etmiş olacağız inşallah. Şöyle geniş bir tenceremizi alalım hemen. Köftelerimiz de hazırlanmaya devam ediyor. Ustam mis gibi de soktu köftelerimiz şu anda. Teşekkürler Nüfer Hanım. Siz yavaş yavaş onu hazırlayın. Evet. Ben de çorbamızı hazırlayayım. Suyumuz, kullanacağımız miktar kadar su kullanabilirsiniz. Ailemiz karabalıksa biraz fazla kullanabiliriz. Suyumuz tenceremize ilave ettik. Kabımız içine şöyle hemen çıkma telimizi alalım.
1 adet yumurta. Yumurtayı ilave ediyorum. Bunu iyice bir çırpıyoruz. Bolca yoğurdumuz. Hemen içine ilave ediyorum. Tavamızı kaldıralım. Şöyle. Çorbamızın terbiyesi aslında terbiyesi. Değil mi ustam? Evet. Evet, terbiyesi olarak. Bunu güzelce bir şekilde karıştıralım. İyice karıştırdık. Şimdi unumuz. Unumuzda yavaş yavaş çırpalım. Topak kalmayacak şekilde bunu güzelce bir şekilde karıştıracağız. Hemen ilk önce unu bir toparlayacağız. Ondan sonra çırpmaya devam edeceğiz. Şimdi hazır. İyice bir çırpıyoruz. Suyumuzu alacağız. Şimdi suyumuzu da tekrardan gayet açacağız. Gayet pratik bir çorba olacak. Değil mi? Şöyle hafif. Suyumuzu da kenarlarını da toparlayalım. Sevgili izleyenler, topak topak kalmasın diye. Ona güzel lezzet verecek sevgili izleyenlerimiz. Tabii ki limon suyumuz. Böyle biraz limon suyumuzu da içine ilave edelim. Çorbamız daha lezzetli ve güzel olsun. Evet. Şimdi bu şekilde bu çorbalarımızda sevgili izleyenlerimiz... Hem yoğurt hem limon suyu kullandığımızda hafif biraz güzel bir mayhoş bir tat oluyor. Ekşi bir tat olur ve çorbamız biraz tuzu fazla seviyor. Yani çorbamızda tuz miktarını biraz daha fazlalaştırabiliriz. Çünkü biz eğer ki bu şekilde normal çorbamızda kullandığımız tuz bize yeterli geliyorsa ama bu çorbalarda o tuz miktarı bize yeterli gelmeyecek. Onun için biraz tuzumuzu hafif biraz artırabilirler. Şimdi hazır sosumuz, suyumuz kaynadı. Kaynar suyumuzu içine ilave etmiştik. Hemen gönderdik. Şimdi hafif biraz çalkalayacağız sevgili izleyenlerimiz. Evet. Tavamızın dibini de şöyle hafif biraz çalkalayalım. Onu da içine ilave edelim. Evet, bu arada köftelerimiz de hazır sevgili izleyenler. Elinize sağlık Nilüfer Hanım. Rica ederim. Şimdi hazır sevgili izleyenler çorbamız kaynamaya devam etsin. Tuzumuzu ayarlayacağız. Hemen tuzumuz gelsin. Kıvamı eğer biraz daha fazla kıvamlıysa biraz daha su ilave edebiliriz. Bu yavaş yavaş hazırlanırken yağımız şöyle tekrardan ocağımızın altını açıyoruz. Kullanacağımız miktar kadar yağımızı alalım. Hemen kabımıza yavaş yavaş eritmeye başlayacağız. Biraz hafif kaynar su ilave edebiliriz. Kıvamını güzel bir kıvam alsın diye. Yağınızı üzerinde sos olarak kullanacağız değil mi? Sos olarak kullanacağız. İçinde ekstradan bir katkı maddesi olmadığı için sevgili dinleyim. Örneğin pirinç veya da şehriyemiz herhangi bir şey bulgur olmadığı için biraz koyu kıvamda olacak. Çünkü bekledikçe koyulaşmayacak. Zaten o içinde katkı maddesi pirincimizdi. Ondan sonra bulgurumuzdu, arpa şehriyemiz olmadığı için bu şekilde biraz koyu kıvamda olabilir. Karıştırıyoruz ve çorbamız kaynasın. Bu kaynarken biz de hemen tabaklarımızı alalım. Ve şu anda iyice kıvamını tuttu zaten çorbamız. Güzel bir kıvam oldu. Hemen çorbamızın sonuna geçiyoruz sevgili izleyenler. Çorbamız hemen hızlı bir şekilde de hazırlandı değil mi Nilüfer Hanım? Gayet de pratik ustam. Evet. Ve içinde herhangi bir pirinç ya da arpa şehriye yok, tarzında hiçbir şey kullanmadık. Kullanmadık. Ya şöyle güzel bir ekşimsi bir çorbamız oldu. Onu alalım. Şöyle servis edeceğimiz tabaklarımıza ilave edelim. Siz dilerseniz yağınız eridikten sonra nane ile beraber tencerenizin içine de ilave edebilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Dilerseniz tabaklarınızın içine de hafiften ilave edebilirsiniz. Hangisini istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle alalım. Buyurun. Hemen. Bir tane de sizler büyük görün kasemize. Diye cam kasemize koyalım.
izleyicilerimize biraz daha belirgin olsun çorbamızın nasıl olduğunu görsünler diye cam kabımızı kullanıyoruz. Evet. Evet, harika ustam. Çok teşekkür ettim Nilüfer Hanım. Yağımız da kızmaya başladı. Evet, şimdi o da hazır. Yağımız biraz ısınması gerekiyor. Yağımız ısınsın. Biraz kızmaya başladı yağımız. Isınmaya devam ederken biz de şöyle bir tatlımıza göz atalım. Tatlımız sevgili izleyenlerimiz biraz daha, yani biz şu anda hemen kesmeye başladık ve servis edeceğiz ama sizler bunu bir 10 dakika daha dinlendirin. 15 dakika daha dinlendirin. Tatlınız ne kadar çok fazla dinlenirse hem daha güzel bir şekilde şerbetini çekecek hem tatlımız daha güzel olacak. Ama biz hemen sizlere göstereceğimiz için tatlımızı yavaş yavaş kesmeye başlayacağız. Hazırladık. Ondan sonra şöyle dilimleyelim. Bunu biraz daha büyük olabilir parçalarımız. Şimdi tatlımızı 1-2 dakikada bu şekilde dilimledikten sonra bekleyelim ki o şerbeti daha iyi bir şekilde içine çeksin. 1-2 dakika bekledikten sonra şimdi tatlımıza hemen geçeceğiz. Servise başlayacağız. Ve çorbamızın değil mi? Sosu gelecek. Evet. İşte tabağımızı hazırlayalım. Biraz şöyle çeksin o. Yağımız ısınmaya başladı. Bir yemek kaşığı kadar nane dedik. Naneyi biraz daha fazla kullanabilirsin sevgili izleyenlerimiz. Yağımız ısındıktan sonra nanemizi içine ilave ediyoruz. Nanemizi iyice yakacağız ki o güzel bir aroma versin, lezzet versin. Biraz daha ısınsın. Isınmasını bekliyoruz. Isınıyor evet. Ve ısınacak. Değil mi sevgili Muhammed'im? Hazır. Şimdi yağımız ısındı sevgili izleyenlerimiz. Bismillah dedik. Çorbamızı içine. Evet, görüntü harika. Nane de tabii farklı bir aroma katacak çorbamıza. Şöyle. Nanemizi içine ilave ettik. Kalan yağımızın içine hafif biraz pulverimiz. Tekrardan. Bu şekilde siz isterseniz sevgili izleyenlerim pulverle beraber de servis yapmak istiyorsanız ilave edebilirsiniz. Bunu da biraz daha şöyle karıştıralım. Bunun içine ben biraz da kekik ilave edeceğim. Sevgili izleyenlerimiz güzel bir aroma verecek. Of, şöyle. Şimdi hazır. Bunu siz isterseniz bu şekilde de çorbalarınıza kullanabilirsiniz. Evet, pürelerimizin üstüne ilave ediyoruz. Gelsin, değil mi? Lezzetli ve güzel bir köftemiz olsun. Evet. Evet ustam, ellerine sağlık. Harika görünüyor. Köftelerimiz, çorbamız, tatlımız. Değil mi? Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Ustam, tatlımızın da sunumunu yapalım. Hemen tatlımızın sunumunu yapalım. Dediğimiz gibi tatlımız neler yapmışız bugün sevgili biraz izleyenler. Daha bekleyebilir. Sevgili izleyenlerimiz eğer evde bunu hazırlarlarsa evet. Biraz daha bekletebiliriz. Şöyle hemen üzerine de ben süslemek istiyorum. Evet. Servis edeceğimiz tabağımız. Hazır. Bir tane daha alacağız. Evet. Hemen kaldırıyoruz diğerlerini. Şöyle izleyenlerimiz yakından görsünler. Elinize sağlık. Teşekkür ettim. Sizin de elinize sağlık. Ustam. Evet ustam, bugün neler yapmışız izleyenlerimize tekrar anlatalım. Evet, şöyle hemen tezgahımızı güzelce bir şekilde donattık sevgili izleyenlerimiz. Dilerseniz hemen ilk önce tatlımızla başlayalım neler yaptığımıza. Şöyle sizlerle beraber bir göz atalım. Bugün çok güzel yemekler yaptık sevgili izleyenler. Çok harika görünüyor. Lütfen Hanım. Evet, irmikli yoğurt tatlımız sevgili izleyenlerimiz hemen neler kullandı? Bunun için 3 adet yumurta kullanıyoruz. Ondan sonra 2 su bardağı kadar un kullanıyoruz ve 1 su bardağı kadar yoğurt kullanıyoruz. 1,5 su bardağı kadar irmik kullanıyoruz ve ondan sonra yarım su bardağı kadar sıvı yağ kullanıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz 1 adet limon kabuğunu kullanıyoruz ve ondan sonra 1 su bardağı kadar pudra şekerimiz var. Bu bizim tatlımızın harcı için. Şerbetimiz için de 3 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 3,5 su bardağı kadar su kullanıyoruz ve 1 dilim limon kullanıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Öncelikle geniş bir kabınızın içine hemen yumurtaları kırın. Onu iyice bir çırpın sevgili izleyenlerimiz. Onu çırptıktan sonra üzerine yağınızı ilave ediyorsunuz.
çırpma işlemine devam ediyorsunuz. Yağımızla beraber iyice çırptıktan sonra yoğurdumuzu içine ilave ediyoruz. Bir paket kabartma tozumuzu içine ilave ediyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. İyice bir çırptıktan sonra limonumuzu, bir adet limon kabuğunu içine ilave ediyoruz. Tekrardan çırpmaya devam ediyoruz. Ondan sonra pudra şekerimiz sırasına göre ve irmiğimizi içine ilave ediyoruz. İrmikle beraber güzelce bir şekilde çırptıktan sonra tekrardan içine unumuzu ilave ediyoruz ve onu güzelce bir şekilde karıştırıyoruz. Ve herhangi bir tepsimizin içine ilave ettikten sonra 180 derece fırına gönderiyoruz. Fırında yavaş yavaş pişmeye başlıyor. O fırında pişerken biz de şerbetimizi hazırlıyoruz ve şerbetimizi iyice bir kaynadıktan sonra, istediğimiz kıvamı aldıktan sonra altını kapatıyoruz ve dinlendirmeye bırakıyoruz. Tatlımız piştikten sonra, tatlımız eğer ki üzeri biraz fazla yanıyorsa derecesini biraz daha 160'a çekebilirsiniz, düşürebilirsiniz. Fırında iyice piştikten sonra şerbetimizi üzerine ilave ediyoruz. Şerbetle beraber bir 20-25 dakika dinlendireceğiz. Hatta dilimleyip o şekilde de dinlendirebilirsiniz. Dinlendirdikten sonra afiyetle yiyeceğiniz irmikli çok da güzel bir tatlı olacak, yoğurt tatlımız olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Köftemizde neler yaptı hemen onu da bir göz atalım. Sarımsaklı ızgara köftemiz için de sevgili izleyenimiz 1 kilo kadar kıyma kullanıyoruz. Ondan sonra 1 adet soğan kullanıyoruz. 5 diş sarımsağımız var. 1 adet yumurta kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı kadar galeta unumuz var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, karabiberimiz, kimyonumuz, köfte harcımız ve köfte baharatımız var. Bunlar köftemizin harcı için. Püremiz için de 500 gram kadar patates kullanıyoruz. 1 su bardağı kadar süt kullanıyoruz. Ve 1 veya 2 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanıyoruz. Öncelikle sarımsağınızı geniş bir kabın içine rendeleyin. Ondan sonra üzerine soğanınızı rendeliyorsunuz. Ve ondan sonra bütün baharatınızı içine ilave ediyorsunuz. Bir adet yumurtanızı içine ilave edin. İsterseniz maydanozu da içine ilave edebilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Bütün baharatlarımızı ilave ettikten sonra biraz hafif bir sıvı yağımızı içine ilave ediyoruz. Ve harcımızı karıştırıyoruz. Onu iyice bir karıştırdıktan sonra kıymamızı içine ilave ediyoruz. Kıymamızla beraber güzelce bir şekilde yoğuruyoruz. Ve ızgara köfte şeklinde güzelce bir şekilde kesiyoruz. Köftelerimizi ızgaramızda pişiriyoruz ve servis edeceğimiz tabaklarımıza koyuyoruz. Ondan sonra püremizi, patateslerimizi haşladıktan sonra suyunu süzüyoruz. Ondan sonra içine biraz yağımızı ilave ediyoruz, tuzumuzu ilave ediyoruz ve güzelce bir şekilde çırpıyoruz. Onu çırptıktan sonra hafif bir sütle beraber açıyoruz. Ondan sonra köftelerimizi yanına bırakıyoruz. Dilerseniz yanına soğan ve biberimiz, domatesinizi de közleyip o şekilde afiyetle yiyeceğiniz çok da güzel sarımsaklı ızgara köfteniz olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Çorbamızda neler hemen yapmış ona da bir göz atalım. Yoğurtlu nane çorbamızda da sevgili izleyenler hemen neler kullanıyoruz? 2 su bardağı kadar yoğurt kullanıyoruz. Ondan sonra 1 adet yumurta kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı kadar kuru nanemiz var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar limon suyumuz var. 2 yemek kaşığı kadar da hemen biz un kullanıyoruz sevgili izleyenler. Öncelikle geniş hemen bir tenceremizi suyunu ilave edelim. Suyumuz kaynamaya başlasın. Suyumuz kaynadıktan sonra ayrı bir kabımızın içine yoğurdumuzu, yumurtamızı, unumuzu iyice bir karıştırıyoruz, çırpıyoruz. Onları çırptıktan sonra hafif bir suyla açıyoruz. Ondan sonra limon suyumuzu içine ilave ettikten sonra kaynayan suyumuzun içine ilave ediyoruz. Ondan sonra tuz miktarını da ayarladıktan sonra tenceremize çorbamız kaynarken biz de hemen ayrı bir kabımız içine yağımızı, nanemizi eritiyoruz. Güzelce bir şekilde hemen onları da biraz kızdıktan sonra hemen çorbamızın üzerine nanemizi de ilave ediyoruz. Yağımızı ilave ettikten sonra çorbamız hazırlanmış olacak. Sizler de afiyetle içeceğiniz çok da güzel bir çorba olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet ustam ellerine sağlık. Çok hepsi mükemmel görünüyor. Ustam şöyle bir şey yapalım. Biz yemeklerimizin tadına bakarken kısa bir araya gidelim. Tamam, hemen. Tamam. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Bizden ayrılmayın. Tekrar sizlerleyiz sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar. Biz bu arada köftelerimizin tadına baktık. Nasıl? Ve köfteler gerçekten harika olmuş ustam. Ellerine sağlık. Hepsi birbirinden güzel görünüyor. Programımızın da sonuna geldik. Son olarak neler söylemek nasıl istersin? Nasıl geçtiğini anlamadık değil mi? Harikaydı ustam. Evet. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ettim. Sevgili izleyenlerimiz yine sizlerle beraber çok güzel bir günü noktaladık. Yarın birbirinden güzel yemeklerimizle burada olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Teşekkür ederiz ustam. Teşekkür ettim. Evet sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Afiyetle kalın. Hoşça kalın. We'll be right back.